İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Evet, Borsa İstanbul'da yaklaşık 12 gündür devam eden rally galiba bugün biraz kesintiye uğrayacak gibi gözüküyor. Şu anda Borsa İstanbul'da yatay bir kapanış yapılacak gibi gözüküyor. Endeks kendini yeşile doğru taşımaya çalışıyor ama maalesef 0.10'larda, 0.9'larda yukarı doğru gelme ihtimali var. Muhtemelen son 10 dakikada gelecek alım ve satım kararlarıyla birlikte biz yeniden yeşili görebiliriz. Muhtemelen çok düşük olmayan bir kapanış yapacağını tahmin ediyoruz. Birazdan kapanış rakamını birlikte göreceğiz zaten. Bugün Ana Haber'de Adnan Dalga Kıran bizimle birlikte olacak. Türkiye Makina Federasyonu Başkanı, kendisi bir sanayici ve uzunca bir dönem İstanbul Sanayi Odası'nda başkan yardımcılığı ve komitelerde çok önemli görevler yaptı. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden biri ve kendisiyle enine boyuna ve bütün yönleriyle hem para politikalarını, hem sanayi politikalarını, hem üretimi, hem ihracatı, pek çok şeyi konuşacağız. Tabii bu arada yapısal problemlerimizi de elbette ele alacağız Adnan Dalga Kıran'la. Neler var derseniz, bugün itibariyle Borsa İstanbul yeni bir rekor kırabilir. Şu son 10 dakikada göstereceği performansa bağlı 8.889 puana kadar geldi. Oradan kendini 9.000 puana atabilirse iyi bir kapanış yapacak ama biraz yönü aşağıda küçük çaplı satışlar geliyor. Şu anda yönü 0.10, 0.11, 12 aşağıda. Tekrar yukarıya doğru çevirebileceğini zannediyoruz. Son 10 dakika içinde göreceğiz hep birlikte. Türkiye'de inşaat sektöründe seçim ve kentsel dönüşüm etkisi kendini göstermeye başladı. Bir hareketlilik var tabii, işte konutların teslim edilmesi ve deprem bölgesindeki konutların bir an önce yetiştirilmesi, seçim öncesinde olabildiğince çok sayıda depremzedeyi konuta kavuşturma projesi sayesinde ciddi bir hareketlilik var. Konut sektöründe ayrıca kentsel dönüşümde büyük kentlerde zaten olabildiğince hızlı biçimde yürüyor. Şu anda Türkiye'de İnşaat ve konut sektörü ağırlık olarak konuta dönmüş durumda. Altyapı yavaşladı, altyapı yatırımları giderek yavaşlıyor. Ama üst yapı, yani konut yatırımları giderek artıyor, hızını ilerleten bir seviyeye doğru geliyor. Dünyada petrol tüketiminde birincilik kürsüsü bugün itibariyle el değiştiriyor. Bildiğiniz gibi dünyanın en çok nüfusa sahip olan ülkesi Çin idi. Çin bu yılın başında, Ocak ayı itibariyle nüfus bakımından Hindistan'ın gerisine düştü. 1,5 milyarlık Çin'i Hindistan geçti. 50 milyon kadar nüfusla Hindistan şu anda dünyanın bir numaralı ülkesi konumunda. Ve bu dünyanın bir numaralı ülkesi aynı zamanda üretimde de öne çıkmaya başladı. Elbette Çin ekonomisi kadar büyük bir ekonomiden bahsetmiyoruz ama çok agresif adımlarla büyüyen bir Hindistan ekonomisi olduğu için Hindistan petrol tüketiminde bir numaraya kadar yükseliyor bugün itibariyle. Çin'in tüketimi azalmamakla birlikte kendi iç kaynaklarını ve yenilenebilir kaynaklara dönüşüm nedeniyle petrol tüketimi giderek azalıyor. Bu da doğal olarak petrol tüketiminde birincilik kürsüsünü Hindistan'a devretmesine yol açıyor. İngiltere ekonomisinde resesyon sinyalleri var. Resesyon geliyor, gelmekte ama henüz şu an için kesinlikle bir şey yok. Bildiğiniz gibi teknik resesyon bir ekonominin iki çeyrek üst üste daralması halinde ortaya çıkabiliyor. İngiltere'nin bir çeyreklik hakkı var. O bir çeyreklik hakkının önümüzdeki günlerde gelecek verilerle ortaya çıkacağını göreceğiz. Almanya'da sanayi üretimi ard arda 7. ayda gerilemeye devam ediyor. Almanya ekonomisi bildiğiniz gibi geride bıraktığımız çeyrek itibariyle 0.1 daraldı. Bu çeyrekte de benzeri bir biçimde daralma gösterirse Almanya'nın da resesyona girdiğini söyleyebiliriz. Bu durumda Türkiye iki büyük ihracat partnerini kaybetmiş olacak. Yani bu iki büyük ülkede, İngiltere'de ve Almanya'da daralma ortaya çıkarsa Türk ihracatının yukarı doğru kendini taşıması zaten söz konusu olamaz. Geçen yılı çok küçük bir artışla kapattık. %1'lik bir artışla kapattı ihracatı. Bu yıl muhtemelen eksi değerler verebiliriz. Eğer Türkiye ekonomisi yeni pazarlar bulmaz ve yeni ihracat kapıları geliştirmezse bu durumun gelecek yıl sonuna kadar böyle devam etmesi halinde çok olumlu bir tablo ortaya çıkmayacak. Fed başkanlarından Kashkari, bu yıl için 2 ya da 3 faiz indirimi uygun dedi. Fed içinde kafa karışıklığı devam ediyor. Pek çok kişinin farklı görüşleri var. Faiz indirimlerine geçelim diyenler var. Bugünden geçelim diyenler var. Yıl ortasından itibaren geçebiliriz diyen Fed Başkanı Jerome Powell var. Yıl ortasından sonra bile faiz indirimlerine geçmemeliyiz diyenler var.
Dolayısıyla Fed içindeki kafa karışıklığı muhtemelen bu yıl içinde Fed'in öngörülebilir bir merkez bankası olmaktan çıkmasına yol açabilir. Fed Başkanı Kaşgari'ye göre 2 ya da 3 faiz indirimi bu yıl için yeterli. Çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hani 2 faiz indirimi optimum ama üçüncüsü gerçekten fazla karşılanabilir. Dünyada bütün merkez bankaları politika faizini artık frenledi ve politika faizi artışı yapan ülke neredeyse kalmadı. Polonya Merkez Bankası da bugün bu kervana katıldı ve politika faizini %5.75'te tuttu. Dün hatırlayacaksınız Avustralya Merkez Bankası politika faizini sabit tutmuştu. Ondan önce Yeni Zelanda Merkez Bankası faizi sabit tutmuştu. Faizleri artıran bir tek Merkez Bankası var. O da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Türkiye Varlık Fonu bir Eurobond ihalesine çıktı. 500 milyon dolarlık Eurobond ihalesinde talep 4.75 milyar dolar seviyesinde. Yüksek bir talep var ve getiri beklentisi de ihale öncesinde 0.86 ile 8.6 ile 8.7 civarındaydı ve getiri ihale sonuna göre baktığımızda 8.3 olarak yani %8.3 civarında şekillendi. İhaleye çıkılmadan önce 9 civarında bir getiri beklentisi vardı. Bir hayli aşağıda olduğunu görüyoruz. Parasal piyasalara bakalım. Dolar TL 30.59'da 31'e doğru yolculuk yapıyor. Dolarda büyük bir artış vardı bugün ve bu büyük artış kendini gram altında da gösterdi. Gram altın, ons altın aşağı doğru gitmesine rağmen yukarı doğru geldi. Bu etkinin fonda kurdan kaynaklandığını biliyoruz. Euro'ya bakıyoruz. Euro dolar 32.98'de 33'e doğru kendini taşımaya çalışıyor. Zaten çok az bir seviye kaldı. O seviyeyi aştıktan sonra 1 euro eşittir 33 TL olarak karşımızda duracak. Pound da 38'in üzerindeyiz. 38.63. Pound çok kısa bir vade içinde 40 seviyesini görecek gibi gözüküyor. Frank 35'in üzerinde sabit ve stabil bir seyir sürdürüyor. 35.14 orada da yön yukarıda. Euro dolar paritesi 1.0770'te yön yukarıda. Bugünü iyi geçirdi. Bugün euro dolar karşısında güçlü bir performans çıkardı. Dolar endeksine bakıyoruz. Orada aşağıdayız. 104.01'de muhtemelen 103'ü görecek. Elbette şu saat itibariyle değil, artık yavaş yavaş yönü aşağı doğru gidiyor. Ancak yarın 103'ten açılacak olan bir dolar endeksi görebiliriz. Altın, ons altın 2034 dolarda. Yönü aşağıda. Bugün euronun güçlü baskısı karşısında hem dolar hem altın ciddi ölçüde değer kaybetti. Gram altında da benzeri bir tablo var idi. Ancak gram altın Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanan, yani kur karşısındaki değerinden dolayı dolar ons altın aşağı doğru gitmesine rağmen gram altın yukarı doğru gitti. Şu anda 2001 lira. Bu yeni bir rekor için yeni bir adım olabilir. Brent petrol 78.95 dolar yukarı doğru hareketini sürdürüyor ve muhtemelen 80 doları görmesi an meselesi, gün meselesi. NYMEX'te de 73.71 dolar orada da yön yukarıda. Baltık Dry Endeksi, dünya ticaretinin göstergesi, Baltık Kuru Yük Endeksi bugünü çok yüksek bir kapanışla gerçekleştirdi, tamamladı. %5.57'lik bir artış var ve endeks de 1516 puanda 1300'lerden buralara doğru geliyor ama bildiğiniz gibi Baltık Dry Endeksinin 2000'lerin üzerini gördüğü günler vardı geride. Güney Afrika üzerinden dünya ticareti, transit ticareti artık düzene girdi, rota sağlamlaştı. Rota sağlamlaştığı için Baltık Dry Endeksi de kendini yukarıya doğru taşımaya başladı. Kızıldeniz için henüz bir umut yok bildiğiniz gibi. Bitcoin 43.116 dolarda ve yönü yukarıda. Ethereum'da da benzeri bir tablo var. 2.371 dolarda orada da yön yukarıda %1.58. Borsa İstanbul'un kapanış rakamını birazdan göreceğiz. 8.888'e kadar geldi. Oradan kendini 9.000'e doğru taşımak üzereyken son dakika gelen satışlar nedeniyle değer kaybetmeye devam ediyor. We'll be right back.
Evet, Borsa İstanbul ikinci zafer haftasına taşıyabilir mi yükselişini diye bekledik ama olmadı. İkinci zafer haftasına taşıyamadı. Yani 13 günün ardından Borsa İstanbul'da düşüş trendi başladı. Bugün itibariyle Borsa İstanbul 100 endeksi 0.29 aşağıda ve 8843 puanda. Yaklaşık 10 dakika kadar önce 8889'u gördü. Oradan 9000'i görebileceğini tahmin ettik ama satışlar geldi ve bu satışlar nedeniyle 0.29 aşağıda. Çok büyük bir eksi kapanış olmadığını görüyoruz ama yine de alışkın olduğumuz üzere yani bu rallinin biraz daha devam edebileceği beklentisi vardı. O beklenti bugün itibariyle kırıldı. Dolayısıyla yarınki açılış son derece önemli. Yarınki açılışa çok dikkatli girmek lazım. Temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul 500 endeksi kendini yukarıda tutmayı başardı ama çok yatay bir kapanış yaptı. 0.02'de binde 2'lik bir yukarıda kapanış yaptı. 10.000 puanın üzerinde ve 10.325'te 10.000'de kalıcı olmayı sürdürüyor. Borsa İstanbul'un küçük hisselerinin performansı fena değil. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımızda BIST 100 endeksi aşağı doğru giderken BIST 500 endeksi kendini yukarıda tutmayı başardı. Bu küçük sığ hisselerin çabası da olmuş durumda. BIST 30'a bakalım. Orada 9.394 puandayız. 0.49 aşağıdayız. Büyük bir kapanış, yani eksi kapanış yaptı. Bankacılık endeksi ve diğer endekslerin de buna eşlik ettiğini düşünüyoruz. Borsada şu anda uzunca bir süre devam eden rallinin artık sonuna doğru geldiğimizi düşünüyoruz. Bunun bir kar satışı olduğunu temenni ediyoruz. Başka etkenler varsa yarından sonra borsada yeniden keskin inişler ve çıkışlar ortaya çıkabilir. Volatil bir borsaya hazırlanmak gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili açıklamalar yaptı ve bayram ikramiyesinin artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığımız görüşmeler neticesinde emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması konusunda ciddi bir çaba içindeyiz der. Ve bugüne kadar 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi dağıtıldığını son iki bayram için söylüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yerel üretimi destekleyerek bugünkü içinde bulunduğumuz üretim ve ihracat darboğazından çıkışı pekala atlatabiliriz diyor ve sosyal medya hesabından şöyle dedi. Yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek olan yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edeceğiz. Çünkü ulusal çapta yürütülen çabalar ne yazık ki istenilen sonuçları vermiyor. İhracatta çok büyük bir kan kaybı var. Bu kan kaybının ancak küçük orta ölçekli işletmeler, KOBİ'ler tarafından telafi edilebileceği kanaatinde. Bu yüzden de Anadolu'daki üretimin canlandırılması gerekiyor ama Anadolu'daki üretimin canlandırılmasının elbette ön koşulları var. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den kalaylanmış çelik ithaliyle ilgili ek vergiyi kaldırdı. Tabii bu haber elbette sadece Türkiye'ye özgü değil. Bu arada belirtmiş olalım, Türk medyası bu haberi Türk demir çelik ürünlerine ilave vergiyi kaldırdı diye veriyorlar. Öyle değil. Bizimle birlikte diğer başka ülkelerin de ek ithalat vergilerini kaldırdı Amerika Birleşik Devletleri. Güney Kore'ye, Almanya'ya ve Kanada'ya uyguladı. Ek vergiyi de kaldırdı. Hatta bu arada Çin'e uyguladığı bir ek vergi vardı. Onu da kaldırdı. Ama Amerika Birleşik Devletleri yine bu ülkelere yani Türkiye'ye, Çin'e, Güney Kore'ye, Kanada'ya ve Almanya'ya ya Almanya'dan yaptığı çelik ithalatıyla ilgili normal gümrük vergisini sürdürecek. Bu oranda %25. İlave vergi kalktı sadece. Haber bundan ibaret. Rusya'nın bütçe açığı %81 azaldı. Ambargo altındaki Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri beklentilerin çok üzerinde. Ocak ayı itibariyle özellikle bu yılın Ocak ayı itibariyle yüksek bir getiri sağladı, kar sağladı ve geçen yılın Ocak ayı ile bu yılın Ocak ayı arasında net olarak %58'lik bir artış var. Bu da ekonominin canlanmasına yardımcı oldu. Toplamda 308 milyar ruble bir açığı var Rusya ekonomisinin ama işte bu yaklaşık olarak 3.4 milyar dolara tekabül ediyor. Rusya ekonomisi için çok büyük değil çünkü 1,5 trilyon hatta 2 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Kanada'da yaşanan konut krizine karşı Kanada hükümeti
faizle meselenin çözülemeyeceği kanaatine vardı. Bildiğiniz gibi faizin tek enstrümanı olmadığı konut sektöründe özellikle biliniyor. Üretimde de aynı şekilde olduğu biliniyor ama faizlerle oynayarak bir yere gelinebileceğini öngörmeyen bir merkez bankası var Kanada'da. Kanada Merkez Bankası. Evet, artık bundan sonra konut sektörünü canlandırmak için sadece faizi kullanarak bir yere varamayız. Bunun dışında önlemler alınması gerekiyor. Bunlar da elbette doğal olarak tahmin edeceğiniz gibi sübvansiyonlar ve devletin bazı konularda yürüteceği sponsorluk faaliyetleri. Evet, ekonominin bir tomografisini çekeceğiz ya da bir ultrasonografisini çekeceğiz. Ekonomide ne olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Bütün bu konuları yakından takip eden ve Türkiye'de de sanayi konusunda öncü hizmetler vermiş ve önemli görevlerde bulunmuş. Geçmişte İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Sanayi Odası'nın çeşitli komitelerinde görev almış sanayici Adnan Dalgakıran bizimle birlikte. Her şeyi konuşacağız. Sorularınız varsa onları da yanıtlamaya hazırız. Adnan Dalgakıran'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi nereden başlayalım diye düşünüyorum. Mesela üretimde şu anda bir daralma var. Bunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihracatı 2022'den 2023'e neredeyse artmadı. Binde altılık bir artış var. Bunu artış olarak kabul etmemek lazım. İlk ayın verilerine baktığımızda zayıflamanın devam ettiğini görüyoruz. Zayıflamanın iki dinamiği var. Birinci dinamik bizim içimizden kaynaklanan, yani biz üretmiyoruz, yeterince üretemiyoruz ve katma değerli ürün üretemiyoruz. İki, Avrupa daralıyor. Bugün mesela biraz önce verdiğim haberlerde vardı. Almanya'da son çeyrekte 0.1'lik bir daralma var. İkinci kez daralırsa teknik resesyona girecek ve Almanya'da 7 aydır sanayi üretimi geriliyor. Evet. Bu bir. İngiltere'de resesyon şu anda tartışılıyor. Oranında resesyona girme ihtimali var. Dolayısıyla iki büyük pazarımız şu anda daralıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bizimle öteden beri çok dengesiz bir dış ticaret hacmi var. Oradan bir şey beklemiyoruz. Orta Doğu'da hakikaten pek çok kapıyı kendi elimizle yüzümüze kapattık maalesef. Yani Suriye kapısını, Irak kapısını, Libya kapısını, Mısır kapısını ve pek çok kapıyı kendi elimizle kapattık. Ve doğru adımlar atabilmenin yollarını arıyoruz. Sizce ne yapmalıyız? Yani nasıl doğru adımlar atmalıyız ki biz daha çok böyle kendi kendine yeten bir ekonomi durumuna gelebilirim? Evet, yani soruyu öyle bir sordun Gel Bey. Aslında şöyle söyleyeyim, size pek çok program yaptık. Evet, çok program yaptık. Ve bu şeylerin sinyallerini verdik değil mi? Yani kesinlikle. Biz bu dönüşümü yapamazsak… 3-4 yıl önce. Evet, bu dönüşümleri yapamazsak… Dönüşümler, hele böyle bir ülkedeki şeyler öyle kolay olmuyor. Tabii. Çok ciddi stratejiler gerektiriyor ve kültürel de bir dönüşüm gerekiyor. Evet. Ve uzun vadeli iyi planlanmış, iyi planlanmış ve iyi planın da iyi sahneye konulduğu bir çalışma gerektiriyor. Evet. Biz ülke olarak, kültürel olarak baktığımız zaman hareketli bir toplumuz. Yani girişkeniz. Evet. Yerimizde duramıyoruz. Evet, yerimizde duramıyoruz. Tabii. Ama bizim organizasyon becerimiz, plan kabiliyetimiz
ve onu hayata geçirme becerilerimiz maalesef zayıf. Evet. Yani kabına sığamıyor. Evet. Ama hareket ederken de sağa solu kırıyor. Evet, yani. Dolayısıyla da bulunduğumuz yer o vasatlık dediğimiz belirli bir orta seviyede yerde duruyoruz. Mesela dünyada ekonomisi en büyük işte 18 ülkeyle 22 bir 18. oluyoruz, bir 22. oluyoruz. Tabii. Böyle şey olur mu? Evet, buralarda dolanıyoruz. Nüfus büyüklüğüne göre kişi başı milli gelirde de oldukça orta seviyelerdeyiz ve yüksek gelir seviyesine geçemiyoruz. Evet. Son 10 yıldır da aynı dolar olarak da aynı hemen hemen kişi başı milli gelir seviyesindeyiz. Esas olan bireylerin refahı. Dolar olarak aynı yerdesiniz. Doların da ciddi bir enflasyonu olduğunu düşünürsek demek ki gerilemişiz. Gerilemişiz. Evet. Ben bir mühendisim. Benim işim kelimeler ya da işte hamaset şu bu diye. Ben rakamlara bakıyorum. Ben rakamlara bakmazsam başarılı bir iş adamı olamam. Makine yapamam. Aynen. Tabii. Tamam mı? Bir makineyi yaparken iyi olacak inşallah diye yapamazsınız yani. Evet. Yani ya da temennilerle yapamazsınız. Tabii. Çok iyi planlamanız gerekir. Bir şirketi yönetirken de aynı şekilde aklınızı ve bilginizi çok iyi kullanmanız gerekir. Aynı zamanda çevreyi de çok iyi analiz etmeniz gerekir. Ne oluyor, ne bitiyor? Hele Türkiye'de bir iş adamıysanız sadece işinize odaklı biri olmanız sizi başarıya götürmez. Çünkü ben ömrü hayatımda görmediğim kriz kalmadı. Yani şöyle bir 10 yıl rahat rahat bir gidemedik. Dolayısıyla da hep şuna baktık. Acaba işte ekonomik bir şey olur mu? Faizler nereye olur? Dışarıdan para gelir mi, gider mi? Bir sürü yeni düzenlemeler nasıl olur? Hep bunlara bakarak gittik. Türkiye şu anda 3 tane ana şey üzerinden değerlendirmek istiyorum ben. Nedir bunlar? Ekonomik olarak. Birincisi Türkiye'nin kendi iç dinamikleri, bulunduğu durum. İkincisi çevreyle olan ilişkileri. Çünkü ihracat dediğiniz hadise en yüksek dünyada komşu ülkelerle yakın olan yerlerle olur. Üçüncü etkide bütün dünyadaki sistemi kökünden etkileyen Uzak Doğu ve Çin faktörü. Evet. Şimdi bu Kusursuz Fırtına diye bir film vardı, hatırlar mısın? Biliyorum. George Clooney. Gayet sakin bir denizdeydi. Yani ama fırtına geleceğini haber verir size ama tabii, siz bunu önemsemezseniz tabii, o fırtınanın içerisinde fırtınayı engelleyemezsiniz. Evet. Olay şu, hiçbir zaman bir fırtınayı engelleyemezsiniz. Ne yapabilirsiniz? Geminizi fırtınaya dayanıklı hale getirebilirsiniz. O fırtınanın içine gireceğinizi biliyorsanız. Dünya ekonomisine yön veremezsiniz. Çin'i engelleyemezsiniz. Ne yapacaksınız? Tabii. Kendi geminizi çok güçlü. Biz şimdi bu fırtınanın içine gemimiz çok güçlü olmadığı şekilde giriyoruz bana göre. Az evvel size söylediniz yani Avrupa'da bir resesyon var. İhracatımızın %50'den fazlasını yaptığımız yer. Oraya yapıyoruz, evet. Evet. Orası zayıflıyor. Peki biz Avrupa'ya, buraya komşularda savaş var yukarıda. Evet. Zaten oraya da ihracat. Aşağıda da var. Aşağıda savaş var. Tabii. Aşağıda aramızın iyi olmadığı ülkeler var. Beri tarafta da dünyada güçlü bir dünya ticaretinin, dünya üretiminin %51'i, 52'si Uzak Doğu'da gerçekleşiyor ve senin mal satamadığın, yani senin evet, ürettiklerini... Bugüne kadar hiç erişemediğin. Evet, senin ürettiklerini senden daha uyguna üreten. Evet. Yani oraya ancak giden yabancı yatırımcılara baktığın zaman teknoloji üreten ve o ürettiği teknolojiyi daha uyguna mal etmeye giden firmalar var. Bir tarafta da bir Amerika var. Biliyorsunuz 5 yıl evvel Amerikan Ticaret Bakanı geldi. Tamam, ticaret hacmimizi geliştirelim ama dedi, sizde firmalar küçük küçük, yani bizim oraya cevap veremezsiniz. Keza öyle. Tabii. Şimdi o zaman önce içlerden bakalım. İçerideki durumumuz ne? Çok yüksek bir enflasyon var. Kredi faizleri %50'lerde. Evet. Ve çok kısa vadeli, çok yüksek faizlerle, kredilerle işletmenizi çalıştırmak durumundasınız. İç pazarınızda daralma var. Daralma başladı. Başladı. Tabii. Çünkü ihraç şeyleriniz de daralıyor. Evet. Avrupa'daki ve dünyadaki şeyden dolayı. Buna karşılık
sizin ücretler ve diğer giderlerdeki maliyetleriniz döviz bazında bir sene içerisinde döviz bazında %30-60 vaziyette. Evet. Şimdi ücretlerin döviz bazında %30 arttığı gerçeği konuşalım. Bir senede dünyada hiçbir ülkede mümkün yok, olan bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey ücret, baş edilemez. Ücret neden artar? Evet. Değer yarattığın değer arttığı için artar. Evet. Yani ne yaptı? Bir senede birden herkes katma değerli ürün şeyler yapmaya mı başladı yani? Evet. Patladı mı? Hayır, öyle bir şey yok tabii ki. Evet. Şimdi hal böyle olunca fakat bir yandan da baktığınız zaman işveren artık şirketler sıkışmış vaziyette, memnun değil. Çalışanlar da memnun değil. Yüksek enflasyon var. Evet. Yani ona rağmen mutsuzluk var. Bu tabii ki çok zor bir yönetilmesi, çok zor bir durum. Şimdi herkes şunu bekliyor. Yani şöyle, termodinamiğin ikinci yasasını nedir biliyor musunuz Ali Bey? Bir bardağı kırmak için harcadığınız enerjiden daha fazlasını o bardağı tamir etmek için harcarsınız. Evet. Dolayısıyla da bardağı kırmamak lazım. Evet. Sağlam bir düzen oluşturduysanız o düzenin bozulmaması birinci derece. Ama bir kere bozulduysa daha fazla enerji bir bedel ödemek zorundasınız. Nitekim onu evet. Şu anda ödüyoruz. Şu anda ödemiyor daha. Daha ödemeye başlamadı. Daha ödemeye başlamadı. Tabii. Evet. Yani şimdi bunun ödeme şekli neydi? Şimdi böyle bir değer yaratmadığı için Türkiye, bir kere bu enflasyonist ortam ve şey maalesef bakın altını size söyleyeyim. Biz önce fakirleşmeden toparlamamız mümkün değil. Bir dibe vurmamız gerekebilir çünkü, diyorsunuz. Çünkü şu anda hiç kimse, yani bir sistem, ekosistem bozulmuş vaziyette. Şimdi Mehmet Şimşek Sayın Bakanımız geçen sahne odasına geldi. İşte herkes bir şey istiyor. Da, o da ya daha dur bakalım. Yani 500 milyar dolar borcumuz var diyor. Evet, doğru. Yani bir de işin başka tarafına geldiğimiz zaman bizim sanayimiz orta düşük ve düşük teknoloji üretiyor. %70 oranında. Tabii. Ve EBITDA'lar düşük. Yani sizin %30 işçilik ve şeyleri yukarı çektiğiniz zaman %5 karla çalışan işletmeler zarara geçiyor. Evet. Zaten resesyonda olan bir Avrupa'ya fiyat artışı yapamıyorsunuz. Zaten kendi markalarınızda var değilsiniz. Fason yapıyorsunuz. Evet. Öbür taraftan da Uzak Doğu'da zaten adam çok daha uygun yapıyor. Onun baskısını da hissediyorsunuz. Gerçekten kusursuz bir fırtınanın içerisine doğru gidiyoruz. Fırtınanın gözüne doğru gidiyoruz. Gidiyoruz tabii. Evet. Şimdi burada gemilerimizi sağlam tutmamız lazım. İşletmelerin öncelikle hemen kendi işlerine dönüp gemiyi burada ne kadar mümkün olabilir? Yani çok kısa sürede ne kadar sağlamlaştırır? Çünkü dönecek bakacaklar. Bu gemi sağlamlaştırmak ne olacak? Masraflarını azaltmaya çalışacak. Evet. Masraflarını azaltmaya çalıştıkça işsizlik artacak. İşsizlikle beraber tüketim şey yapacak. İşte bu birbirini tetikleyerek bir daralma oluşturacak. Bir şey gibi yani bir süngeri sıkarsanız suyun. Evet, evet. Onun evet. Gibi. Bir daralma oluşturacak. Şimdi bunun içine hep beraber gidiyoruz. Yani hane halkından tutun da sokaktaki insanlar tutun da işletmelere varıncaya kadar. Ama bir yandan da bu bize bir şeyler öğretecek. Geçmişte de öğretti. Doğru. Ama biz öğrendiklerimizden ders alıp bir şey sürdürebilen bir yer değiliz. Yani 2000 krizinde pek çok şeyi ders aldık değil mi? Sonra tekrar. Şimdi gerçekçi bir şekilde üretim odaklı şeyi artıramadığımız için bunun faturasını bir süre sonra ödüyoruz. Bu mehter takımı gibidir. Yani iki adım atarsınız, evet. Sonra bir adım geri gelirsiniz. Şimdi bir adım geri gelmek durumundayız. Tabii ki bir yandan da ne istiyoruz? Bedel ödemeyelim. Niye canım? Yani herkes diyor ki, ya bu işin sorumlusu ben miyim? Evet. Bu işin sorumlusu hepimiziz. İşin gerçeği. Tabii. Bu işi sadece siyasilere yıkmak da doğru değil. Doğru yani. Değil. Çünkü bizim taleplerimiz, siyasetin de şöyle bir şeyi var bütün dünyada. Bizim taleplerimizi yerine getirmek. Evet. Şimdi bu talepler ne oluyor? Geçenlerde ben bir tweet attım. İşte imar affı, vergi affı. Evet, çok iyi. Halkın talepleri bu olduğu sürece, yani halkın talepleri daha iyi eğitim,
efendim. Tabii. Daha fazla özgürlük, demokrasi, hukuk, işte daha iyi yaşam standartları, kurallar, her şeyin kurallar çerçevesi. Tabii. Bunlar olmayınca siyasetin de fazla şey, o da buna hizmet ediyor. Çünkü o iktidar olmak için yapıyor bu işi. Suçun bir bölümü bizde. Evet. Ya bu işi iktidar olmak için yapıyor. Niye yapıyor? Siyaset niye yapılır değil mi yani? Evet. Orada siz ne istiyorsunuz, ben ne istiyorum, onu karşılamaya çalışıyorum. Aynen. O zaman kuralsızlık hakim oluyor. İşte kuralsızlıkların ve stratejisiz olmamanın ve öngörüsü olmamanın bizi getirdiği nokta da bu oluyor. Şimdi her şeyin yeniden taşların dizileceği bir yere doğru gidiyoruz. İşletmeler burada verimlilik öğrenmesi gerekiyor. Zaten öğrenmesi gerekiyordu. Ama bu kusursuz fırtına içine girerken bunu çok daha iyi artık, çünkü başka türlü yaşayamayacaklar yani. Ama kendi doğamızdan kaynaklanan bir şey var. Yani küçük küçük işletmelerin artık sahip yapıların başarılı olması mümkün değil. Sen burada 100 tane firmayla 1000 tane ürün ortaya çıkarıyorsun. Öbür tarafta. Çin'deki adam 3 tane firmayla 100 bin tane yapıyor. Ya, ölçüye bak. Rekabet etmen mümkün değil. Şimdi bu gerçeklerle bir yüzleşelim. Yüzleşemiyoruz biz. Ben Yüzleşme diye bir kitap yazdım. Biliyorum. Ve onun şuraya değindi. Yani kültür değişmeden hikaye değişmeyeceğe geldim. Şimdi gerisini yazıyorum. Kültür nasıl değişir? Kurallar var, artık bu ülkede netleşmeli. Oyun içinde sürekli kural değişikliği olmamalı. Ve herkes o kurallarla yürüyebilmeli. Şimdi hepimiz kendimiz şirketlerimizin verimsizliğinden bahsederken, peki dönüp de kamudaki verimliliğe bakmayacak mıyız? Elbet. Öncelikle oraya bakmamız lazım. Bundan 20 sene evvel 2 milyon memurumuz vardı. Şimdi 6 milyon memurumuz var. Evet. Yani şöyle bakalım Ali Bey. Türkiye'de 30 milyon civarında çalışan var. Bunun 6 milyonu memur. Kaldı 24 milyon. Yani 90 milyonluk ülkede 24 milyon kişi çalışarak 90 milyonu geçindiriyor. Diğer 64-65 milyonu kendisini de geçindiriyor bu arada. Evet, 90'a 90, evet. Şimdi bu vücut, bu siklet bu yükü taşımıyor. Evet. Taşımayacak yani. Şimdi dijitalleşen bir dünyada kamuya şunu demek gerekiyor. Yani 6 milyon memur çok fazla. Yani biz bunu ne kadarla yönetebiliriz? Ama memurluk bir istihdam sağlama alanı. Ya da halkın talepleri, ben de memur olayım, ömür boyu bu işten yapayım. Olmaz. Özel sektörde çalışan birinin performansını ölçüyor özel sektör. Tabii. Performansı iyi değilse yolunu ayırıyor. Aynen. Ama kamuda böyle, kamuda bir, şey, böyle bir şey yok. Yani bunları konuşmamız gereken şeyler bunlar. Şimdi biz işte şirketlerde eğitimler yapılıyor değil mi? Tabii. Personelin daha iyi olması için. Evet. Peki patronu eğitimi de yapılması lazım. Girişimcilere de. Yani ölçülmeyen hiçbir şey yönetemezsiniz. Okulda öğrencilerden şikayet ediyoruz performansları. Öğretmenlerin performansına bir bakalım. Deyince herkes kızıyor. Yeah. Öğretmeni kızar, o kızar. Üniversitelerde, her yerde pıtrak gibi üniversiteler var. Bakın, çalışabilir nüfus içerisinde hiç iş aramayan, eğitim de görmeyen şey %28. Evet. Ne eğitimde ne işte. Ne eğitimde ne işte. %28. Evet. Mesela nasıl yaşıyor bu insanlar? Bakın çok ilginç bir durum var. Evet. Şimdi böyle bir yapının, yani Türkiye'de çalışanların diğer bir yapıyı üzerinde taşıması mümkün değil. Şimdi bu 24 milyon çalışan, işte mesela diyelim ki kamuda 2 milyon memurla yapacağım bir işi, kalan 4 milyonun içinde yük alıyor üzerine. Evet, doğru. Çünkü kamu devlet dediğimiz şey, bizim kendi petrol kuyuları olan bilmem ne yapan yukarıda altınlar ya, senden benden bizden aldığı paraları tabii. Şu kadarını eğitime diyor, şu kadarını işte şuna ayırıyorum, bu kadarını savunmaya ayırıyorum, şu kadarını sana teşvik veriyorum filan, böyle değil mi? Evet, böyle daha. Bu kadarını memurlarıma evet. Maaş olarak veriyorum. Şimdi bütçe içerisinde memur maaşlarının en yüksek olduğu dönemlerden biri bu. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir, özel sektör, kamu hiç fark etmez. Her yerde ciddi bir
tasarrufa gitmek zorundayız ve verimlilik üzerine odaklanmak zorundayız. Evet. Bunları sağladıktan sonra da kısa vadede gerçek yarattığımız değerlerle bir araya gelip mali değerlerle yeniden bir toparlanma süreci. Çünkü şimdi mesela dün bir arkadaşımla konuşuyorum. Gemi inşa ediyor işte. Evet. Norveç'e gemi yapıyor. Tersaneci. Tersaneci. Yani orada bir kaynakçının aldığı ücretle şu anda Almanya'dakinin çok yakın birbirine. O kadar değil mi? Tabii tabii. Evet. Çünkü kimse Türkiye'de kaynakçı olmak istemiyor. Evet. Mesela gelir diyoruz ya, değer yaratma. Şimdi oradaki o tersanede 60 bin lira net maaşla kaynakçı çalışıyor. İyi para değil mi? Çok iyi para. Mesela bir sürü işsiz geliyor. Kaynakçılığı öğrenmek çok zor mu? Bir uzay aracı şey. Değil yani. Yani bir yıl, üç aylık bir eğitimle. Üç aylık ama iyi kaynakçı. En mükemmel yani. Evet. Uçak kaynağı bile yapabilirsin. Evet ama kimse buna talip değil. Evet. Kimse değil. Yani soruna hakikaten sosyo-kültürel olarak bakmak gerekiyor. Ne olacak peki? Yani ne oluyor? Nasıl? Demek ki yani böyle... Yani forklift operatörü bulunmuyor, winch operatörü bulunmuyor, kaynakçı bulunmuyor, soğuk demirci bulunmuyor, kalıpçı bulunmuyor, duvarcı bulunmuyor, boyacı bulunmuyor. Yani olacak şey değil. Olacak şey değil. Yani Almanya'da çalışan oranı %71-72, Türkiye'de %50. Tabii. Bizim daha çok çalışmamız lazım değil mi bunlarda? Evet. Nasıl olacak bu iş Ali Bey? Yaptığımız işlerde çok yüksek katma değerli bilmem ne işler de değil. Çin de yapıyor bunların aynısını ve daha ucuza yapıyor. Daha ucuza yapıyor. Tabii. Şimdi bu işin içinden nasıl çıkacağız? Şimdi siz dediniz ya, yani kültürü de değiştirmek lazım diye. Şimdi kesin. Peter Drucker biliyorsunuz yönetim bilim uzmanı, büyük bir guru. Evet. Diyor ki kültür strateji kahvaltıda yarar. Aynen. Evet. Yani siz eğer kültürü şeye egemen hale getirmezseniz ya da hayatın egemen haline çevirirseniz ona mahkum olursunuz. Dolayısıyla kültürünüz neyse o kadar. Yani bir Afgan işte sabah kalktığında ne düşünüyor? İşte yani işte Taliban'ın o gün vereceği emirleri düşünüyor. Dolayısıyla onun dışında bir dünya olmadığını varsayıyor. Ve geleneklerine ve göreneklerine bağlı yaşıyor. Yani mesela biz o paradigmayı nasıl değiştireceğiz? Yani kültürün yenilmemesini... Bunu yazıyorum. Ha bunu yazıyorum. Bunu yazıyorum. Evet, şöyle. Ali Bey, kültür neyle değişir? Kurallarla değişir. Doğru. Şimdi, geçenlerde anlattım. Çok yıllar evvel böyle bir kırmızı ışıkta bir Alman müşterimi havaalanına yetiştirirken kırmızıda geçmek zorunda kaldım. Sonra bir döndüm dedim ki misafirime, ya sizde olmaz böyle şeyler dedim. O dedi ki ne kadar dedi. O zaman çok düşük bir miktardı. Dedi ki oğlum herkes geçer dedi. Bizde dedi öyle cezalar kondu ki, öyle büyük cezalar. Hayatını ipotek altına. Ha, aynen. Evet. Dolayısıyla bir süre sonra o kültür haline geldi dedi. O cezaları koymasan da artık o tabii, esil tabii, ona alışmış. Alışıyor. Yani şey, ve o onun için büyük ayıp haline geliyor. Evet, evet. Tamam mı? Şimdi kültür kuralları, devamlı değişen kurallar olursa bir kültür oluşur mu? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Gelecek vizyonu olmayan toplumlar hep geçmişte yaşarlar. Evet. Bizde bak sekülerim, muhafazakarım, herkes geçmişte yaşıyor. Evet. Peki böyle bir mekanizmadan bir gelecek vizyonu çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani temenniler, hayaller, evet, şunlar bunlar var ama şimdi bir teknik mukayese bile yapamıyor ülke kendini. Tabii. Burada önemli olan şeylerden biri de iki tane unsur aslında. Bir, o ülkenin entelijansiyası ve burjuvazisi. Evet. Bunların bir defa. Evet ve burası çok zayıf buranın. Hemen hemen. Yani şöyle, buranın entelijansiyası, yarım entelijansiyası. Burjuvası da yarım burjuva. Tabii yarım burjuva. Evet. Bunlar da hep herkese şirin gözükme derdinde. Evet. Türkiye'nin sermayesi, büyük sermayesi kamuyla yakın ilişkide olduğu için de Türkiye'nin değişimi yönünde herhangi bir şey adım atmıyor. Oluşturamıyor. Çünkü oradan besleniyor. Doğru. Yani sivil toplum örgütleri de aynı şekilde bir kamu kuruluşu haline gelmiş vaziyetteler. O zaman bu değişimleri, bu olup biteni kim konuşacak? Kim anlatacak? Bunu hiçbir yerde dünyada siyasetçi o toplumsal kültürün eleştirisini yapmaz.
kendiyle ters düşer. Çünkü ondan o istiyor yani. Evet. Bunu entelijansiyası yapar, burjuvasi yapar, sivil toplum örgütleri yapar. Evet. Bizde onlar da yapmamış. Ama tam tersi onlar da. Evet, herkes bir kaynağı paylaşma peşinde. Ve devletin de işi zorlaşıyor. Kime ne kadar vereyim? Tamam mı? Sistemi böyle ayaklanıyor. Birleştirirken. Ama bir yandan da devletin de daha fazla gelire ihtiyacı var. Ama bu yapıda daha fazla gelir üretemiyor. İş geliyor, sıkışıyor. Şimdi evet. Geldiğimiz nokta o. Yani artık kaynaklar tükendi. Emin olun, mesela Türkiye'nin kaynakları sınırsız olsa dahi, evet. Örneğin böyle bizim ihtiyacımızın 5 katı petrolümüz olsa, hı hı. Bir o kadar da doğalgazımız olsa yine bu sistem, yani aynen. Şu model çalıştığı çürütür. Takdirde yine çürütür. Yani bu doğal kaynak zengini olmak bile çözüm değil. Çünkü değil. Örnekleri var bunun için. Irak bunun bir örneklerinden bir tanesi mesela. Dünyanın en verimli evet. Petrol ve doğalgaz yataklarına sahip ama ülke yoksulluktan bir türlü çıkamıyor. Çıkamaz. 40 yıldır, 50 yıldır. Hatta evet. Daha da tehlikeli bu tür tabii. Kaynaklara sahip olmak. Tabii. Çünkü düşünsenize yani herkesin devletten bir şey beklediği bir mekanizmada hiç kimse. İş dünyası da oluşmaz zaten. Yani oluşmuyor evet. Zaten. Nitekim yani oluşmamış. Orada bir şey var. Hepimiz oradan nasıl pay alırız? Evet. Hikaye buna dönüşür. Tabii. Biz bu halde bile yani şu anda Türkiye'de üretenlerin oluşturduğu şeyi çok geniş bir kesim paylaşmaya çalışıyor. Üretenlerin de çok nitelikli üretim yaptığı da söylenemez yani ortaya koyduğu işte tarımda verimsiziz, sanayide verimsiziz. Tabii. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla da paylaşacağımız şey kısıtlı sınırlı, olduğu için. Tabii. Bazen ne oluyor? Dünyada para bolluğu oluyor. Onu biz kendi kaynağımız zannedip harcıyoruz. Harcıyoruz, onu da paylaştık. Harcadık. Şimdi evet. Harcadık, paylaştık onu. Şimdi onun ödeme zamanı işte 500 milyar dolar bakıyor. Fatura geldi. Fatura gelince diyoruz ki bu ne? Benim buna ne alakam var? Bu kadar iyi bir içmedim. Ya diye. Sen onu 20 yıllık ev alırken tabii. Yedin. Sen onu başka şeylerde yedin. Sen onu işte verimsiz yatırımlarda yedin. Sen onu hayat tarzını değiştirirken yani o şeyde pek çok şeyde yedin onları sen. Evet. Şimdi ödeyeceğiz diyor ki ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz ama kazancımız buna yetmiyor. Hikayemiz bilmiyorsun şu anda. Bir de üstelik, şimdi şöyle de ödeyebilirdik. Yani para bolluğu devam etseydi 500 milyar borç 600 milyar oldu. 100 milyar daha bulsak şimdi bulsak alacağız. Devam edebilirdik. Devam edebilirdik. Evet. Şimdi onun da işte bittiği bir yer var. Tabii. Dünyada da böyle bir sıkıntı olduğu zaman adamlar da diyorlar ki ya bizde de bekliyoruz, para yok. Vallahi diyor olsa diyor. Ki FED faiz indirsin. Avrupa Merkez Bankası faiz indirsin. Evet para bollasın. Faiz indirim süreci başlasın. Para bollaşsın biz tekrar... Evet. Harcamaya başlayalım. Bunu bekliyoruz. Ya ama şimdi oradaki adam da bunu görüyor. Diyor ki ya diyor senin diyor bunu sen pek çok diyor, sorumsuz harcadın. Canın diyor bunu çok ödeyebilecek bir halin de ben göremiyorum. Sana eskisi kadar bol keseden yani vermem. Bol diyor. Keseden veremem. Verdiğimi de pahalı veririm sana çok, diyor. Çok tabii. CDS dediğimiz de o. Evet, o. Örneklemelerle diyor. Diyor ki senin risk payın bu diyor. Tabii. Yani ama diyoruz ya biz bunu istiyorsan yok para ver diyoruz. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Hikayesini okumaya başlıyoruz. İşte sürdürülebilirlik şeyi budur. Burada bu, hikaye bu. Biz bu hikayeyi, Ali Bey şimdi yeni yaşamıyoruz. 300 yıldır yaşıyoruz. Doğru, evet. Biz bu hikayeyi, yeni değil bu hikaye. Şevket Pamuk'un Türkiye'nin İktisadi Tarihi diye 200 evet. Küsur sayfalık bir kitabı var. Güncelledi adlı evet. Kitabı yeni çıktı. Orada bunu çok iyi anlatıyor. Yani 300 yıldır biz aslında bu bataklığın içindeyiz, çırpınıyoruz. Yeni bir durum değil bu. Sadece şimdi çok akut yaşıyoruz. Yani şu son birkaç yıldır bunu akut olarak yaşamaya başladık ve herkes hissetti. Tabii. Ya bu geçmişte de böyle yaşanıyordu bu şekilde. Şimdi ama geçmişte boyutun daha küçüktü. Tabii. Şimdi ise daha büyük bir gövdem var ve daha fazla refaha alışmış. Tabii. Bir topluluğun var. İşte hiç mesela yaya gidemiyorsun, arabaya yani arabasız evet, hareket edemiyorsun. Evet. Metroyu bıraktın, tramvayı bıraktın, otobüsü bıraktın, metrobüsü bıraktın. Evet. Araba olmaksızın dışarı çıktığında rahatsız oluyorsun ama evet. İşte arabaya koyacak benzini bulmakta i̇şte, zorlanıyorsun. Şimdi işte siyasetçiler de bu zorluk getiriyor. Tamam şimdi o dış kaynaklar ve bunu geliştirdi. Yaşadılar. Şimdi aşağıya doğru inince insanlar daha evvel araba kullanmayan adam, arabası olan arabası artık araba almak kolaylaştı bir dönem değil mi? Tabii. Şimdi zorlaştı çok zaman zorlaştı. Yandı. Tabii. Konut öyle. 30 yıl çalışıp yani tabii. Emeğiyle çalışan birinin 30 yıl içinde evet.
konut sahibi olması söz konusu bile değil şu anda. İşte. Otomobildi. Ben hesapladım. Vallahi en ucuz otomobil 810 bin TL. Hı. Türkiye'de en ucuz, yani basic bir arabadan bahsediyorum. Asgari ücret 14 bin lira. Bölüyorsunuz. İşte 4,5 yıla tekabül ediyor. 4,5 yıl araba almak için para ödeyeceksiniz. Hı. Böyle bir şey olamaz. Yani bu artık otomobil sahipliği, konut sahipliği, mülk sahipliği artık başka bir şeye dönüştü. Yani bundan sonrasında. Evet. Yani bir yatırımın rentabil olup olmadığını bile tartışamıyoruz ki biz ülkede. Evet, maalesef. Yani nasıl olacak bu işe? O zaman biz kendi işlerimize şu anda geminin, herkes kendi gemisinin... Evet, herkes makine dairesindeki makine dairesi. Yani, güverte yani, güverteyi. Ben şahsen şirkette tabii. En alt yerlere kadar inerek... Ama bunu bir yandan da kendi verimsizliğimi de, nerelerde verimsizim, iş böyle biraz zorlaşınca daha detaya inmeye başlıyorum. Anlatabildim mi? Tabii. Böyle durumlar şirketlere bir çeviklik getirecektir. Bu iş, bu fırtınadan çıkanlar bir dinamizm bir dinamizmle çıkacaklar. Evet. Daha güçlü çıkacaklar. Fakat soru şu. Ama bu fırtınadan çıkamayacaklar da olacak. Fırtınaya ne zaman böyle, fırtınanın gözüne ne zaman gireceğimizi de ben merak ediyorum şahsen. Yani henüz orada değiliz yani. Oraya doğru gittiğimizi düşünüyorum ben. Şöyle, fırtınanın gözüne doğru şöyle gidiliyor. Yani dünyadaki bu, Avrupa'daki bu resesyonun tabii ne kadar daha İster istemez sürükle, oraya doğru sürükle. Çin'in baskısının ne kadar artacağı, bizim de içerideki dengeleri ne zaman oluşturabileceğimiz. Yani ne diyor Maliye Bakanımız? Diyor ki fiyat istikrarı olmazsa hiçbir hikaye olmaz. Evet. Tabii. Şimdi fiyat istikrarını nasıl oluşturacağız? Şimdi içeride üretimimizin artması lazım. Tabii. Değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Dövizi, bizim şu andaki ana burada takılıp kaldığımız yeri söyleyeceğim. Şimdi kur bu seviyede bir tartışma yaşanıyor. Tamam. Deniyor ki kurun şeyin TL'nin değersiz olması ihracatı patlatmaz. Evet. Çok doğru. Bu analizi ben 15 sene evvel yaptım. Söyledim. Şeyde, söyledim size de. Tabii. Ben yaptırdım, baktım. Tarihsel olarak baktım. Yani evet, kur. Ama şöyle bir şey var. TL değerli olursa bu ihracatı patlatmıyor ama ithalatı patlatıyor. Ve ihracatı aşağıya çekiyor. Aşağı çekiyor. Yani onun şey olması seni yukarı çıkarmıyor. Olması gereken seviye. Optimum seviye. Ama onun değerli olması. Şimdi bu seviyedeki bir döviz de tutmaya çalışıyorlar. Çünkü neden? Döviz yükselirse direkt enflasyona etkisi büyük. Çünkü evet. Ara malda dışa bağımlısın, tüketim mallarında bağımlısın, enerjide bağımlısın. Fakat bu sefer bu seviyede tuttuğun zaman ithalatın artıyor. Evet. Yani bu seviyedeki bir kurla kimse yatırım yapmıyor, rekabet oluşturmuyor. O zaman bunu yukarı çıkarırsan enflasyon artıyor, aşağı tutarsan döviz girdisi oluşmuyor. Buradan nasıl çıkacaksın? Evet, çok zor. Fakirleşerek. Evet. Yani bir dibi göreceğimiz bir süreç olacaktır mutlaka. Mecburen. Evet. Yani burada mecbur. Yani. Teşekkürler Adnan Bey. Vallahi su gibi anlattınız her şeyi. Bilmem yani açıklayabildik mi durumu. Adnan Dalgakıran'la konuştuk. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.